Futbol karşılaşmalarında nadir olsa da kırmızı kart gören kalecilerin yerine eldivenini takıp penaltı kurtaran futbolcular var. Tabii onlara düşen görev ise çok fazla. Bazen rakip takım için avantaj olsa da bazen de hiç istedikleri gibi durumlar yaşanmıyor. Adeta bir profesyonel bir kaleci gibi pozisyonları kurtaran bu ünlü futbolcular herkesi şaşırtmayı başarmıştır. Takımı bu zor durumlarda bile kurtaran bu futbolculara saygı duymamak imkansız. Gelin bu inanılmaz kurtarışlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Felipe Melo. Tabii akla ilk gelen isimlerden biri de Felipe Melo'dur. 2012 yılında Galatasaray'ın Elazığ Spor'la oynadığı karşılaşmanın 90+2. Dakikasında Muslera'nın atılmasıyla kaleye Felipe Melo geçti. Maçta 1-0 önde olan Galatasaray'ın kaderi Melo'nun ellerindeydi adeta ve penaltı kurtararak takımının 3 puan almasını sağladı. İki numara Jan Rosendahl. 2008 Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında çok ilginç bir olay yaşanmıştı. Kaleye geçen orta saha oyuncusu Jan Rosendahl, Wolfsburglu Edin Dzeko'nun penaltısını müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı. Üç numara Cosmin Monti. Cosmin Ludogorets takımında oynarken 2014-2015 yılında takımın Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde Steaua Bükreş'e 1-0 yenilmişti. Rövanş maçında ise 1-0 kazandılar ve maç uzatmalara gitti. Kalecinin kırmızı kart görmesinden sonra Cosmin kaleye geçerek sorumluluğu üstlendi. 120 dakikalık mücadele 1-0 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Ludogorets'in ilk penaltısını kullanan ve topu ağlara yollayan Cosmin Moti, Steaua Bükreş'in kullandığı iki penaltıyı kurtararak bir mucizeyi gerçekleştirdi ve rakip takımı adeta bozguna uğrattılar. 4 numara Meksika Ligi'nde mücadele eden Pachuca takımının kalecisi kırmızı kart gördü. 17 Ekim 2010'daki maçta eldivenleri defans oyuncusu Juan Carlos Rocas eline aldı ve rakip oyuncunun kullandığı penaltıyı mükemmel bir kurtarışla kornere çelmişti ve mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. 5 numara Cristiano Ronaldo. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo'yu emin olun daha önce hiç böyle görmemiştiniz. Challenge ile kaleye geçmeyi kabul eden Ronaldo, kalecilik performansıyla göz doldurdu. Gelen pek çok topu usta bir kaleci gibi kurtarmayı başarıyor. Her yönüyle çok iyi olduğunu bu şekilde de kanıtlamış oldu. 6 numara Niall Quinn. İrlanda milli takımının efsane forveti Niall Quinn, Manchester City'de forma giydiği dönemde 20 Nisan 1991'de Derby County karşısında oynanan maçta kırmızı kart yiyen Tony Cotton'un yerine kaleye geçmiş ve kullanılan penaltıyı kurtarmıştı. 7 numara Fabio Bilica. Fabio Bilica, 1999-2000 yılında Venezia'da oynadığı dönemde takım arkadaşı kaleci Fabrizio 77. dakikada penaltıya sebebiyet vermiş ve kırmızı kart görmüştü. Bilica ise eldivenleri eline geçirip Andriy Shevchenko'nun kullandığı penaltıyı kurtarmıştı. 8 numara Agustin Pelletieri. Racing Club takımının San Martin ile 3 Eylül 2012'de oynadığı maçın 89. dakikasında kaleci Jorge de Oliveira rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce kırmızı kart görmüştü. Kaleye defansif orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Agustin Pelletieri geçti ve penaltıyı kurtarmayı başardı. 9 numara Mladen Petrić. Mladen Petrić, 23 Kasım 2006'da Basel forması giydiği dönemde kaleci Franco Costanzo'nun skor 2-2 iken gördüğü kırmızı kart sonrası kaleye geçmişti. Penaltıyı kullanan oyuncu, bugün Bursaspor'da forma giyen Michael Buzzer topu Mladen Petrić'e nişanlamıştı. 10 numara Sergio Ramos. Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olan Ramos da kalecilik yeteneği olan futbolcuların arasında. Antrenmanda fırsat buldukça kaleye geçmeyi ihmal etmiyor. Kurtarışları ise oynadığı futbol kadar iyi diyebiliriz.
Videonun sonuna geldik. En çok hangi futbolcuyu beğendiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.